Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Selam Pınar Hanım. Size hep hikayemi göndermek istedim. Ama hep bir şey bana engel oluyordu. Sanırım hikayeme kimsenin inanmayacağını düşünüyorum. Birkaç kez arkadaşlarıma anlatma gafletinde bulundum. Yaşadığınız şeylere kimsenin inanmaması, hatta bir de üzerine dalga geçmesi çok acı bir durum. Aynısını yaşamak istemedim sanırım. Ama bugün o cesareti gösteriyorum. Bundan 7 sene önceydi. Kendim için araba bakıyordum. Biraz da pimpirikliyim bu konuda. Şehir dışında bir araba buldum. Sahibiyle konuştuk. Arabanın boyası değişeni yoktu ve fiyatı da gayet makuldü. Bir arkadaşıma söyledim. Seninle birlikte gidelim arabayı almaya. Bana yarenlik et dedim. Olur dedi, ben de gezmiş olurum. Araç Mersin'deydi. Biz geceye biletleri aldık. Sabah orada olacaktık. O gün de o kadar yorgundum ki çok çalışmıştım. Gece de otobüse binecektim. Neyse dedim, yolda uyur dinlenirim. Biner binmez de uyudum. Arkadaşım da kulaklıklarını takmış müzik dinliyor. En son hatırladığım sahne bu. Sonra muavin uyandırdı beni. Beyefendi kalkar mısınız? Dışarı çıkın lütfen. Kontrol var dedi. Çok uykuluydum. Kontrol mü? Neyin kontrolü bu dedim. Kimliklerinize bakılıyor dedi. Neden dışarı çıkmak zorundayım ki bunun için? O kadar da uykuluyum ki. Hiçbir şey düşünemiyorum. Otobüse baktım bomboş. Yanımdaki arkadaşım da gitmiş. Herkes nerede dedim. Dışarıdalar beyefendi. Sizin de çıkmanız gerekiyor dedi. O an o kadar garipti ki. Arkadaşım cam kenarında oturuyordu. O dışarıya çıksa ben mutlaka uyanırım. Çok şaşkındım. Ama uykulu olduğum için mantıklı düşünemiyordum. Dışarı çıktım. Dışarıda da kimse yok. Herkes nereye gitti? Nerede bekliyorlar dedim. Gelirler birazdan dedi. Yani şöyle bir etrafıma baktım. Hiçbir tesis de yok. Bir benzinlik olsa, başka bir şey olsa belki lavaboya gitmişlerdir ya da içeriden yemek almaya gitmişlerdir derim. Bomboş, neredeyse uçsuz bucaksız bir yerdeyiz. Ve benimle muavinden başka hiç kimse gözükmüyor. Telefonumu çıkardım arkadaşımı aramak için. Telefonum kapalıydı, şarjı bitmiş. Onun da şarjının dolu olduğuna emindim. Muavine seslendim telefonunu kullanmak için. Arkadaşımı bir arayabilir miyim telefonunuzdan dedim. Birazdan gelirler. Merak etmeyin. Sadece bekleyin dedi. Dışarısı buz gibiydi. Soğuk beynimin içine işlemişti. Bir iki dakika daha o soğukta kalsam kesinlikle ölürdüm. Tabii muavin de bana bunu söyler söylemez kayboldu ortalıktan. Bu kez sadece ben kalmıştım. Otobüsün etrafında dolaştım. Birisi varsa mutlaka görmem lazım. Çünkü uçsuz bucaksız bir yerdeyiz. Arkasına saklanacak bir taş, bir ağaç bile yok. Bu kadar insan nereye gider? Hani kontrol noktası? Hani jandarma? Bir iki kez daha dolandıktan sonra otobüse binmek istedim. Ama otobüsün kapıları kapalı. Biraz uzaktan, belki 100 metre kadar uzaktan birilerini gördüm. Onların içinden de birisi bana el sallayıp beni çağırıyor. Çok sevindim birilerini gördüğüme. Hemen koştum o tarafa doğru. Hadi seni bekliyoruz diyorlar. Yaklaştıkça anlıyorum sesleri. Ben de hızlıca hareket edip yetiştim onlara. Arkadaşımı aradım içlerinde. Baktım kenardan tek başına yürüyor. Beni almadan nereye gittin sen? İnsan arkadaşını bırakır mı hiç? Deli oldum orada dedim. Hiç konuşmadı. Sadece önüne bakıyor. Yahu nereye gidiyoruz? Otobüsü niye orada bıraktık? Niye hiç konuşmuyorsun dedim. O an arkadaşım bana yüzünü bir döndü. Aman yarabbim. Gözleri kıpkırmızı. Çok korkunç, tahmin bile edemeyeceğiniz kadar korkunç bir sesle sessiz ol dedi bana. Ben bir iki saniye afalladıktan sonra otobüse doğru koşmaya başladım. Öyle bir koşuyorum ki arkama bakmıyorum bile. Nelerin peşinden gittiğimi anladım tabii. Koştur koştur otobüsün oraya geldim. Allah'ım diyorum, ne olur kapıları açık olsun. Geldim, şükürler olsun kapılar açık. İçeri adımımı atmamla buz kestim. Herkes otobüsteydi. Arkadaşım da dahil. Hiç kimse yerinden kalkmamış. Şoför bana baktı. Bir şey mi istediniz dedi. Hareket ediyorduk. Arkadaşımın yanına oturdum. Su istemeye mi gittin? Vardı burada dedi. Bu otobüs hiç durdu mu dedim.
Yo, daha mola vermedik dedi. Yani kimse bugün dışarı çıkmadı, otobüs durmadı. Ben de çıkmadım, öyle mi dedim. Ne oldu, sen rüya mı gördün dedi. Ya nasıl rüya göreceğim? Ben otobüse bindim ve ayaktaydım. Ayakta mı uyandım yani? Arkadaşıma hepsini anlattım. Ama bana hiç inanmadı, o kadar üzüldüm ki. Telefonuma baktım, şarjı da vardı. Ama ben rüya görmemiştim. Dışarıdaki o soğuğu hatırlıyordum. Üstelik ellerim gerçekten yeni gelmişim gibi buz gibiydi. Ona da gösterdim. Yol boyu düşündüm durdum. En son düşünürken uykuya dalmışım. Bu kez rüya gördüm, onu biliyorum. Rüyamda birkaç kişi geldi yanıma. Tanımadığım kişiler. O arabayı alma. O arabada başkası için yapılmış büyü var. Eğer alırsan sana sirayet eder. Olan sana olur dediler. Gözümü açtım, arkadaşım da uyumuş. Onu uyandırdım hemen. Biz dedim Mersin'e gezmeye gitmiş olalım. Arabayı falan unutalım. Ben yine ayıp olmasın diye adamın yanına gidip bakacağım arabasına. Ama bir şeyi bahane edip geri döneceğim. Aklında bulunsun, oraya gidince alalım diye tutturma dedim. Niye vazgeçtin ki dedi. Boş versen. Öyle olması gerekiyormuş. Erkenden arabaya bakarız, sonra da gezeriz. Akşama ya da geceye de ne zaman bilet bulabilirsek geri döneriz dedim. İyi sen bilirsin, bana uyar dedi. Benim yine de arabaya bakmamda iki sebep vardı. Birisi gerçekten adama ayıp olsun istemiyordum. İkincisi de arabada bir büyü muska varsa onu bulup adama vermek istiyordum. Yani onu uyandırmalıydım. Arabaya bakmaya gidince de test etme bahanesiyle her noktasını kontrol ettim. Ve en sonunda döşemenin altından bir muska çıktı. Adama gösterdiğimde hayret etti. Ben de rüyam doğru çıkınca rahatladım. Deli değilmişim dedim. Adama anlattım olanları. Sen bu muskayı al bir hocaya götür. Ama ben bu arabayı alamam. Gördüğüm rüya ve yaşadıklarımdan sonra ben de korkuyorum. Belki de Allah beni bu muskayı bulmam için buraya gönderdi. Üzerine ne büyüsü yapıldıysa onu bozmadan bu arabaya binme dedim. Adam da ortada muska olduğu için her dediğime inandı. Neyse adamın yanından çıktık. Arkadaşım bana demesin mi? Ya tamam bir bahane bulacağım, arabayı almayacağım dedin de ne ara sıkıştırdın oraya sen muskayı diye. Numara falan yapmadım. Gerçekten çıktı o muska. İster inan ister inanma. Adam benim ne demek istediğimi çok iyi anladı. Sen anlamasan da olur dedim. Akşama kadar gezip geri döndük. Ben gezdiğimden de bir şey anlamadım. Bir gün içinde neler yaşadım öyle. Yanımda da bana hiç inanmayan, dalga geçen biri vardı. Döndüğümde bunu başka bir arkadaşımla paylaştım. O da farklı bir tepki vermedi. İşte o günden sonra kimseye anlatamamıştım. Bu kanal iyi ki açılmış. Yıllar sonra içimi döküp rahatlamış oldum. Gelecek yorumları da bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.